Hoş geldin. Sen niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Tavır mı yapıyorsun sen bana? Yani böyle gazete haberi hakkında konuşman falan hiç hoş değildi. Zaten düğün vardı. Bir sürü olay oldu. Öyle duymadım herhalde telefonu. Sen benden habersiz kimin düğününe gidiyorsun ya? Ya işte Deniz abla evleniyordum. İşte nikahtan kaçtı sonra Zafer, baksana sen bana. Günaydın Narin abla. Sen hesap mı soruyorsun şu Hadiye'den? Kimin düğününe gitti falan filan diye. Ben anlamadım. Ne dedin tam olarak? Öyle ama abla. Bileceğim ben onun nerede olduğunu, değil mi? Niye? Annesi misin sen? 10 yaşında mı Hadiye? Ha? O yüzden mi hesap soruyorsun kıza? Hangi sıfatla? Abla, şey abla, merak etmiş Zafer, merak etmiş. Yani öyle sordu, bir şey yok. Allah Allah. Allah Allah. Sen şimdi lütuf yapıyorsun şu Hadiye'ye, aklın sıraya evlenmeye falan kalkıyorsun ama yok öyle. O babamdan korkusuyla seninle evlenmek zorunda falan değil, tamam mı? O adam zaten 5 metre yaklaşamaz Şadiye'ye. O yüzden böyle kızın sahibiymiş gibi davranıp artistik falan çekme. Narin abla bak, saygısızlık etmek istemiyorum. Sen ona saygısızlık etmeyeceksin önce. Ben eksik kalayım. Sonra tamamlarsın üstünü, olur mu? Bunca yıl itilip kakıldı zaten. Bir de seni mi çekecek bunca şeyin üstüne? Ha? Sen mi tamamlayacaksın geri kalanını? Vallahi bu ikimizin arasında bir mevzu. Şadiye onunla ilgilenmemden hiç rahatsız değil. Onu merak etmemden, ona sahip çıkmamdan hiç rahatsız değil vallahi. Şadiye, öyle mi? Daha ilk günden bunun senden hesap sorması hoşuna mı gidiyor? Öyle mi? Abla yok bir şey. Olayda bir şey yok. Sen boşu boşuna gerildin. Biz halledeceğiz, konuşacağız aramızda. Biz aramızda hallederiz. Sonra sakın gelip bana ağlama ama, tamam mı? Sizin bunun da sonunuzun ne olacağı belli. Geri zekalı. Düğüne niye gittinmiş? Hesap soruyor. Salak. Kafasız Şadiye. Kafasızsın Şadiye. Artık yolun sonuna geldik Şadiye. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Sensiz geçen her dakika geriyor beni ya. Her saniye aklımdasın sen benim. Vallahi uzatmayalım bu işi. Gidelim basalım nikah. Geçelim evimizde oturalım ya. Rahat rahat. Tamam. Ablam bile sen kim oluyorsun demeye falan başladı bana. Bak Şadiye, ben kimsenin bana öyle sen kim oluyorsun falan demesini kaldıramam yani. Haberin olsun. Zafer tamam dedim. Tamam. Yarın gidelim Yıldırım nikahıyla evlenelim o zaman. Tamam diyorsun. Tamam. Yarın akşam evimizde uyuruz. Düğün dernek, davetli mavetli, ne yapacağız o işleri? Yani nikahtan sonra gideriz, babamın elini öperiz işte, bitti gitti. Zaten ablam bozuktur şimdi bana. Yani bir süre konuşmaz falan, ona nikahtan sonra söylerim. Ay kimseye resepsiyon verecek halimiz yok ya. Sessiz sedasız halledelim işte. Bizim için en hayırlısı böyle. Tamam, sen nasıl istersen. O zaman git babanın evine sen. Yarın sabah gelip alayım seni oradan. Bari bunu yapalım Şadiye. Ay Zafer saçmalama. Yarın burada bekle beni işte. Gidip evleneceğiz. İyi tamam. Sabah burada bekliyor olacağım ha. Tamam. Tamam o zaman. Madem huzur istiyorsun, gel seni bugün huzurlu bir öğlen yemeğini çıkartayım. Yok yok, biz Şadiye ile biraz atıştık Atıf. Oturup konuşmamız lazım. Peki başka zaman? Asıl canı bir yerlere götürelim akşam. Kafası dağılsın, olmaz mı? Deneriz. Selam, görüşürüz. Bay bay. Saçların ne kadar güzel olmuş böylecesi. Melek mi? Melek de kim? Melek? Şadiye. Ay Melek sensin. Şadiye. Şadiye, hiç değişmemişsin. Sen de. Ya sen ne arıyorsun burada? Ya biz kızlarla böyle dolaşalım, hava alalım falan dedik. Tesadüfen seni gördük, şansa bak. Sen ne yapıyorsun, burada mı oturuyorsun? Evet.
Ablamla. Ne güzel. Abla kardeş sonunda buluştunuz demek. Şadiye ben seni çok merak ettim öyle ortadan yok olunca. Neyse ya sen ablamla tanışmadın değil mi? Yok. Gelsenize hadi. Ya senin kızları? Büyük Gizem, küçük Simge. Kızlar hadi bir merhaba deyin Şadiye ablanıza. Merhaba. 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 Merhaba hadi gelin. Abla. Kimi buldum bak. Narin ablam. Bu da Melek. Yastığından abimin arkadaşı. Öyle mi? Merhaba, memnun oldum. Hiç karşılaşmadık sanırım daha önce. Yok, karşılaşmadık. Ama sizden o kadar çok bahsedildi ki çok iyi tanıyorum sizi. Umarım iyi bahsedilmiştir. Kızlar, film açayım mı size? Alır. Alır. Hadi gelin. Siz nereden tanışıyordunuz abimle? Bacağından yaralandığında hastanede tanışmıştık. O zamanlar hemşire olarak çalışıyordum. Bıraktın mı hemşireliği? Mehmet'e şey olduktan sonra... Ya sen de ortadan kaybolduktan sonra ben... bir doktorla evlendim. Sonra çok kötü oldum. Doğru düzgün çalışamaz hale geldim. Hatta rapor falan aldım. İşte evlendikten sonra ard arda kızlar geldi. Filan derken böyle... 2 yıl kadar önce filan da işte babalarını trafik kazasına kaybettik. Sana duyurmamıştık. Abim çok hastaydı. Yani ben de çok sonradan öğrendim zaten hastalığını. Hastalığı çaresiz noktaya geldiği zaman öğrenmiştik. Ne? Yapılacak her şeyi yaptık. Hatta bedava tedavi bile ayarladık ama... Evde avuçta da yoktu ki. Tetkikler için bile para bulamıyorduk. Anne. Gelecek güzel abim, gelecek. Hastaneye kadar gidiverdi. İlaçlarını alıp gelecek. Çok sıcak ya. Abi ört üstünü, zaten oda soğuk, daha çok üşüteceksin. Abla çok ateşi var. Abi bak. Bak kapının önünde ne buldum. O ne abla? Ya böyle çok güzel bir şey. Sana çok beğeneceksin. Getir bakayım. Tatlı. Merhaba. Çok tatlı. Nereden buldun bunu? Çok şekermiş ya. Sana beğeneceğini söylemiştim. Ne olsun bunun ismi? Buna bir isim verelim. Yani senin köpeğin olduğu için sen koy adını. Bunun adı Bulut olsun mu? He? Baksanıza puf puf böyle çok şeker. Pişt, Bulut. Alo, kimse yok mu lan evde? Çekil, çekil. Geliyorum. Ah. Karnım çok aç. Yemek hazırla. Tabii babacığım. Bu mal neye yatıyor yine? Çok ateşi var baba, ondan. Koca gün top peşinde koşarsan olacağı bu. Ananız nerede lan? Çarşıya kadar gidiverdi baba. Ananız. Gidiş olsun da dönüş olmasın inşallah. Ne bakıyorsun lan? Yemek hazırlasana. Bulut. Ablam şeyi bilmiyor. Oğlum.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.